Sağ olun. Genelde sen tutardın. Dışarıdan mı saldıracağım seni? Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Biraz yorgunluk var. Biz bayramda da çalışmaya devam ettik. Yazında devam ediyorsunuz, ediyoruz biliyorsunuzdur. Böyle bir yorgunluk, bütün senenin yorgunluğu var. Yazın havalar da artık ısınmaya başladı. Sabah bir 7.45 gibi falan uyanıyorum, gece 1 gibi geliyorum. Müthiş bir yorgunluk başladı. Ama ödül törenine gelmek istedik. Sevdiklerimiz çok gururlanıyor bizi böyle yerlerde görünce. O yüzden yapımcımız da eşlik ediyor bugün. Özel, güzel bir gece olacak. Sizin aslında yazın başlamıştı. Bizde evet, geçen yaz başlamıştı. Güzel bir istisna şu an devam ediyor. Yazın evet, normalde olmaz, istisnai bir durum. Normalde Eylül'de tekrar yeni sezonda girer. Ama biz devam etmemizi istemiş kanalımız. Yapımcımız da öyle istedi. Biz de tamam dedik, devam ediyoruz. Tüm yorgunluğa rağmen. Başarıda oyunculuğunuzun da etkisi var. Tabii herkesin çok güzel bir uyum yakaladık, uyumlandık yani. Müthiş bir enerji var oyuncular arasında. Dizinin başarısı biraz oradan geliyor. Sizin için diğer dizilere karşılaştırma yaparsanız buradaki oyunculuğunuzun artısı nedir? Olgunlaştım yıllarca, artık 30 yaşına geldim, tecrübelendim. Olgunlaştıkça daha da başarılı oluyorsunuz. Oynadığım partnerim Demet'ten yana çok şanslıyım. JJ var mesela, çok komik. Anıl Dancıkoğlu'ya çok şanslıyım. Beraber oynarken sahne yazıldığı gibi olmuyor. Bir anda bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Yazılmayan şeyleri de oynuyoruz. Müthiş bir uyum yakaladık o anlamda. Başarı biraz oradan geliyor. Şimdi yani bana geçmiş dizilerime şimdi beni koysalar çok daha farklı iyi bir farklı yorumlardım. Farklı yorumdan dolayı çok daha farklı oynardım. Çok daha iyi olurum. Belki bundan 4-5 sene sonra da geriye dönüp baktığımda daha iyi oynarmışım diyebileceğim yani. Dizileri şu an izleyip kendinizi eleştiriyorsunuz tabii o zaman. Tabii çok. Bazen görüyorum, ne yapmışım diyorum ya, şimdi olsa çok farklı oynarmışım, yorumlarmışım diyorum yani. Ama şimdi hem diğer çok aktör olarak da Türkiye'de çok böyle önde gösteriliyorsunuz. Birçok aktörden evet. Daha önde gösteriliyorsunuz. Dizimiz şimdi erken çıkmış İspanya'ya satıldı. 4 ülkeye daha satıyor. İsrail var, Litvanya var, öyle biliyorum yani bir yaklaşık 25 ülkeye falan erken şu anda satılmaya da devam ediyor. Bir önceki şimdi Dolunay yeni İtalya'da geçen gün yayınlandı. İlk iki bölümü sanırım. Orada galiba günün en yüksek şehir oranını almış. Yurt dışında da bayağı rağbet görüyor. Öyle şeyleri duyunca biz de çok gururlanıyoruz. Yani yurt dışındaki gazetelerde de röportajlarımız çıktı. İş çok internasyonel bir işte oldu erken çıkış. O anlamda çok mutluluk verici yani. Şimdi yaz geldi, imaj değişikliğine gitmeyi düşünüyor musunuz? Saç sakal biraz yormuyor mu sizi? Şöyle, bakım olsun, sıcak şu anda olsun. 46'yı çekiyoruz, 46. bölüm. 40. bölümden itibaren zaten bir imaj değişti. Bir yıllık zaman aşımı dendi, şirkete sıfırdan başlıyoruz gibi bir konu yazıldı. Saçları açtım zaten dizide. Ben çok yakıştırdım, bilmiyorum. İnsanlar da sevdi, farklı oldu, bir değişiklik getirdi diye. Aynı zamanda Demet'in de tabii imajı değişti. İmajlar değişti zaten. Ocak ayınızda askere gideceğim, saçlar gidecek. O zaman bakacağız duruma, neler oluyor, dizi devam ediyor mu? O zamanki imajı daha düşünmedim. Ama o zamana kadar şu an, o zamana kadar şu an saçlar uzayacak. Kestirdiğinizden dolayı üzüldüğünüzü Çok alıştım yani, kestirince tanır mıyım kendimi, ben bilemin değilim yani. Dolayısıyla insan alıştığı bir şeyi bozmak istemiyor. Ama öyle olunca da bir güzel olacaktır yani, o yüzden. Bayram tatilinde de aile ziyaretleri gerçekleşti. Aile ziyaretlerinde amcanın... Amcam değil, babamın en yakın arkadaşı, eski Anadolu yakası asayiş amiri kendisi, amcam gibi geliyor yani. Babam vardı, annem vardı, güzel bir bayram günü oldu bizim için. Hiç oyunculukta belli bir başarıyı yakaladınız ya, evet. Aşk hayatında bu başarıyı yani yakalayamadığınızı göremiyoruz. Aşk hayatında çok konuşmayı sevmiyorum arkadaşlar, maradalısal şeylerle. Uzun zamandır da hayatınızda birisi olmadı, haberler çıkıyor ama yani gerçek anlamda bir şey yok. Amcayı doğruluyor muyuz? Amca ne dedi ki? Yanlış anlamış olabilir misiniz amcayı? Açıklar mısınız? Ne dedi bilmiyorum ki. Demet Hanım tam şu an ama birbirimize top atıyoruz. Zaten hayatında birisi yok, şu an flörtleşiyoruz. Tamam, biz teşekkür ederiz.